Merhabalar Ebru Aykaç ben nasılsınız bugün günlerden cumartesi ve size bu hafta okuduğum aslında iki çok e, iki çok harika iki çok severek okuduğum kitap. <laughs> bu hafta size okuduğum iki kitaptan bahsedeceğim aynı zamanda aldığım 1 2 3 4 5 kitap var ve aynı zamanda da izlediğim bir iki bir şey var onlardan bahsedeceğim e şimdi öncelikle ama bunların hepsinden önce bir şeyden bahsedeyim. 7 yayınları biliyorsunuz ben Ördekler kitabını almak için Aşın'la böyle bir hani bir buçuk ay falan filan mücadele vermiştik. Daha doğrusu ben böyle bir mücadele vermiştim. Birbirimizi ikna ederek Ördekler kitabını almıştık. Aynı zamanda da iki hafta önce de Penguin Kitabevine gittiğim zaman Ankara'daki Penguin Kitabevine Evi'ne Oradan e, Bir insan Yüreği kitabını da almıştım. O, bu iki kitabı da gerçekten çok istiyordum. Ki zaten şimdi William Boyd'un yine bu Ankara Kitapçılar e, videosunu çektiğimde Devre Alem aldım. aldığım Brazzaville Kumsalı kitabından da bahsedeceğim. Her neyse işte bu aldığım iki kitap e, tam ben aldıktan sonra 7 yayınları geçen yılda aslında yapmıştı. Meşhur Ekim indirimleri diye bir haftalığına herhalde fuar zamanına denk geliyor diye. Kendi sitesinde bütün kitaplarını %50 indirimle satıyor. Yani ördekleri almak isteyenler, işte bir insan yüreğini almak isteyenler ya da Thomas Hardy'nin son kitabı çıktı onu almak isteyenler bu fırsatı kaçırmasın diye hemen onlara duyurayım. Aynı zamanda bir de sevgili Ayşım İzmir'e gitti kitap fuarına. 28, 29'u ve 30'u yani bugün, yarın ve pazartesi günü Kafe Kültür'ün standında olacak saat 2'de. Ee, giderseniz selam söyleyin. Çok fazla sarılmayın kıskanırım yani onu da söyleyeyim. Her <laughs> neyse şimdi. Bundan bahsettim. 7 yayınlarından bahsettim. Şimdi okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. İlki Sahaftan aldığım William Boyd'un Brazzaville kumsalı. Şimdi kitap aslında e, o kadar çok o kadar çok hoşuma gitti ki başlarda Hop diye bir karakterimiz var. Ve Hop bir kumsala bu bahsettiğimiz kumsala yerleşmiş ve bu kumsaldayken diyor ki iki farklı Hop var ve ben size bu iki farklı Hop'un yani neden burada yaşadığımın hikayesini anlatacağım diyerek böyle 400 sayfalık bir hikaye anlatıyor. Dili ve anlatımı o kadar akıcı ki aslında birdenbire hikayeye başladığınız zaman işte bir doğa bilimcisi bir kadın bir şempanzeleri inceleyen bu işe 20 yıl işte ömrünü adamış ve bununla ilgili kitap yazan bir adamın yanında gözlem yapıyor ve birden bu şempanzelerin davranışlarında farklı değişiklikler keşfediyor. Hikayelerinden bir tanesi bu. Yani hiç aklımın ucundan geçmezdi. Yani Afrika'da bir işte arazide işte şempanze şempanzeleri inceliyorlar. Farklı farklı şeyler. Nasıl ilgiyle okudum? Nasıl heyecanla okudum? Kendi kendime bile şaşırdım ve kitaba baktığınız zaman hiç böyle bir şey beklemiyorsunuz yani hani böyle bir hikaye okuyacağınızı. İkinci tarafta da çünkü iki yani bölüm bölüm geçiyor işte bir tarafta Hop karakterinin adı Hop'un işte bu şempanzeler ve vesaire oradaki yaşadıkları bir tarafta da işte John diye bir böyle matematik dehası bir adamla tanışıyor adamın işte sürekli böyle problem çözüyor matematik üzerine çalışıyor yani çok başka dahi bir adam e ve bu adamla tanışıp evleniyor ve bu adamla olan ilişkisini anlatıyor iki farklı hikaye tek bir kurgunun içinde e o kadar meraklı ve o kadar keyifli okudum ki elimden de bırakamadan okudum yani hiç ummadığım şekilde beni şaşırttı William Boyd'un kalemine o yüzden hayran kaldım en kısa sürede de bir insan Yüreği kitabını da okuyacağım. Çok severek okudum. Beni çok şaşırttı. Okuduğum bir diğer kitap ise Bir Rus Piyanistin Otoportresi. Zaten adından da anlaşılacağı gibi e, burada piano, piano, hikayenin içerisinde aslında işte tarihte var, müzikte var, edebiyatta var. İşte tek tek insanların çıkmazları, yaşadıkları sıkıntılar, müzisyenlerin hayatı... E, Karakterleri o, o kadar fazla ince detaylı şey var ki edebi anlamda da çok güçlü bir metin. Bu kitabı da çok severek ve keyifli okudum. İlgililerinle konuşamıyorum. Şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyorum. Şimdi okuduğum kitaplar bunlar. Şimdi yeni bir kitaba daha başladım. Bu arada dün akşam... E, Melik Bey'in e, videosunu izliyordum. Bu işte değişik kitap isimleriyle ilgili olan videosunu izledim. Sonra izledikten sonra böyle çok hoşuma geç, gitti. Ve hemen böyle salonda oturuyordum. Ayağa kalktım. Karşımdaki ilk rafa geçtim. İlk rafa geçtiğimde böyle kitaplara bakıyordum. Da, hani bende de böyle değişik isimli neler var diye. Birden şöyle bir hemen şu kitabı gördüm. Öğlen Kadını. Öğlen Kadını. Abi ne kadar ilginç de bir ismi var doğruyu söylemek gerekirse hiç kitaplığımda Öğlen Kadını isimli bir kitap olduğunu bilmiyorum Alef yayınlarından vakti zamanında çıkmış çok eski bundan belki de 4 yıl önce falan olabilir ee, Ankara'da Çankaya Belediyesi'nin normal kitap fuarı değil de Çankaya Belediyesi'nin e, birkaç kere kurdu iki yıl kurdu zannedersen bir kitap fuarı düzenledi küçücük bir şey çok fazla duyulmadığı için çok herkes gitmedi fakat normal Ankara'da yapılan kitap fuarına gelmeyen bütün butik ve küçük yayın evleri işte monoklüden tutun da Alef'e kadar hepsi oraya gelmişti ve ben de oraya gittiğimde Alef standında ne varsa açıkçası çok da bakmadan bütün kitaplarını almıştım yani evet Alev Standından bir sürü kitap almıştım ama ama ismen de ya bende de Öğlen Kadın diye bir kitap varmış e, diye de bilmiyordum. Sonra bu kitabın böyle adını görünce Allah Allah dedim çok bunu okumak istiyorum dedim hemen böyle çıkarttım hatta çevirmeni de İlk Nur İgen İlk Nur de baktığım zaman çok fazla çevirisini okumuşum. Hatta Uvetim'den e, kırmızı kitabını okumuştum. O da onun çevirisiyle. Hatta bu bir tane bir yazar var ya gitti bilmem ne gitti bir şey böyle mavi kapaklı Can Yayınları'ndan çıkmış. Benim aslında çok da ısınamadığım bir yazar ama onun da çevirilerini yapmış. Hatta İş Bankası ve Kültür Yayınları'ndan birçok çevirisi de var. Sonrasında ne tekim bunu niye anlatıyorum bu şimdi bu videonun içerisinde. Kitabı sabah okumaya başladım. 20 sayfa falan okudum. O ilk 20 sayfada kitabın başında zaten başında şöyle ilk 15-20 sayfada olan şey savaş var. Ve bu savaşın içinde tek başına mücadele eden bir kadın var. Ve bu kadının 7 yaşındaki oğlunun gözünden ilk o savaş anı o ilk 20 sayfayı okudum. Bir anda böyle kalbim sıkıştı nefes alamaz oldum böyle bir gözlerim falan doldu hop dedim kitabı bıraktım tabi sonrasında şimdi artık devam edeceğim bunu da söylemek istedim eğer sahaflarda vesairede denk gelirseniz ki henüz hala ve sadece henüz hala sadece ne demekse 20 sayfasını okumuş olmama rağmen bu kitabı da okumanızı tavsiye ediyorum sonrasında bir de yaratılan dizisinden bahsetmek istiyorum yaratılan dizisi de netflix'te bu arada bak Bahçeli'deyiz biz. Den, 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 den. jetler çok güzel uçuşlar yapıyor cumhuriyetimizin 100. yılı yani sabah erkenden kalkacağız demir okula gideceğiz okulda gösterisi var sonra tabii ki Antika ziyaret edeceğiz yani o aslında şu ana kadar böyle bir e, hüzünlü buruk dün yine bir sürü kişi öldürüldü Allah'ım o kadar korkunç şeyler oluyor ama en acısı da galiba bu cumhuriyetimizin 100. nereden nereye atlıyorum cumhuriyetimizin 100. yılını çok durgun ve sessiz olmamasını istiyorum. Böyle bağıra çağıra kutlamak istiyorum. Yarın bizim bayramımız dile kolay. 100 yıl cumhuriyet 100 yaşında diyorum. Ve hemen buradan müzik geldikçe ben de gazla araya sıkıştırıyorum. Sonra ne söylediğimi unuttum. Evet yaratılan dizisine geçtim. Ee, yaratılan dizisini izledim. Açıkçası şimdi bir şey söyleyeyim. Diziyi çok beğendim. Çok ama çok beğendim. Bunu başlıyorum. Fakat e, ee, i̇lk birinci bölüm başladığında işte mutfakta bir şeylerle uğraşıyordum. Ya da yemek yaparken arada böyle Netflix açıp takılıyorum. İlk başta da 15 dakika 20 dakika izledim. Sonra kapattım. Dedim aman ben bunu izlemem falan dedim. Yani başından çok hoşnut kalmadım. İki gün diziyi izlemedim. Ondan sonra tekrar çok ufak bir işim vardı. Dedim ki aman açayım da oradan devam etsin falan dedim. Birinci bölümü de öyle izledim. Ee, sonrasında yani ilk birinci bölümden çok hoşlanmadım. Hatta İzleyeyim mi izlemeyeyim mi falan hatta izlemeyeyim de dedim. Açıkçası böyle çok izleyecek bir şey bulamadığım bir an olmuş olmasaydı devam eder miydim onu da bilemiyorum. Sonrasında ikinci bölümü izledim. İkinci bölümden sonra 3, 4, 5, 6, 7 tık 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 o kadar hızla gitti ki. Yani bu, bu, bu insanoğlunun işte hırsı... birbirine bu düşmanlığı kinin nefreti ya bu bu dün bu kadar acımasız ee, bir sürü şey söyleyecektim bak aklımda milyon tane şey vardı hepsini unuttum ama o kadar çok beğendim o kadar çok beğendim ve çok duygulandım ee, baştaki ilk birinci e, bölümde e, oyuncuların çok böyle abartılı jest ve mimikleri ve hareketleri vardı biraz aslında yüksekte kalıyormuş gibiydi ama sonrasında karakter biraz daha duruldu o yüzden acaba hani bu bir tık rahatsız ediyormuş gibi gözükse de ee, sonrasında herhalde o anki e, heyecanını o şekilde yansıtmak istediler herhalde diye düşündüm. Çünkü sonrasında o şekilde devam etmedi. O yüzden kasıtlı olarak bunu böyle yapmayı uygun görmüşler belki dönem dizisidir diye. Ama o verdiği mesajlar özellikle o yaratılmış olan karakterin son bölümde... E, bizim adını unuttum ee, kendi yaratıcısıyla yaptığı konuşma oradaki o diyalogları e, o anı anlatışı geleceği gördüm demesi yani o onlar o kadar o konuşmalar o kadar güzeldi ve etkileyiciydi ki o yüzden valla ben çok beğendim iki tane tik attım onu da söyleyeyim şimdi biraz böyle çok değişik saçma sapan bir video oldu ama saçma sapan deyince de sen niye saçma sapan dedin diyorlar Şimdi aldığım kitaplardan bahsedeceğim birkaç kitap aldım. Acaba başka bir şey söyleyecek miydim? Söyleyecek diysem de artık e, bakacağız. Şimdi ilki e, Amazon'dan e, aldım aslında bazılarını. Ben daha önce yazarın başka bir kitabını okumuştum. Okuduğum kitabı da şu an aklımda değil. Halbuki bunu neden not almadım? Buraya baktığım zaman aslında gözlüğümü takarsam <laughs> ama takmadım. Bu arada göz doktoruna gittim. Göz doktoruna e, bu aslında gündüz okurken hiçbir problemim yok fakat akşam karanlıkta biraz böyle yakında daha böyle bir buğulu buğulu görüyorum ve bu da benim okuma performansımı ciddi anlamda düşürüyor. E doğal olarak yaş 45 göz doktoruna gittiğimde uzakla ilgili hiçbir sıkıntım olmadığını söyledi. Ben de zaten eskiden de göz doktoruna gitmiştim kaplan gibi gözlerim kaplan ne ya kartal gibi gözlerim var falan demişler dedim doğru söylemişler dedi ama bana bir numara bir gözlük verdi. O da yani çok şük, akşamları o kadar rahat okuyorum ki artık korkun benden falan diyorum. Buradan buraya atladım. Aşk ve Engeller yazarın daha önce başka bir kitabını okumuştum. Okuduğum kitap roman değildi. Yine Everest yayınlarından çıkmıştı ve çok beğenmiştim. Amazon'da dolaşırken bu kitabı da gördüm ve görür görmez de aldım. Bir diğeri ise Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'nin ilk yılları. Cumhuriyetimizin 100. yılı adına bu aslında mecliste yapmış olduğu konuşmaları can yayınlarından çıkmıştı. Bunu da aldım. Sonrasında kitap yurdundan küçük bir alışverişim oldu. Ta iki hafta önce Penguin'e gittiğimde de kitapçıları dolaşırken aslında çıktığı an almak istediğim bir kitap vardı. Evlerden uzak Metis yayınlarından çıkmış. Bunu aldım ve bir diğeri ise 7 yayınlarının aslında ben Bodrum'a gitmeden önce çıkarttığı bir kitabı vardı. İnci kolyeli düz siyah elbise. Fakat Ankara'daki hiçbir kitapçıda bulamadım. Yani imge kitabevinde evinde bile bulamadım. Dostta da bulamadım. Hatta yayın evinin herhangi bir kitabını bulamadım. Bu da çok ilginç bir durum yayın evi de zannedersem kendisi de Ankara'da fakat neden Ankara'daki kitapçılarda yok sadece kitap yurdunda buldum o da stokta iki tane var yazıyordu bu arada biliyorsunuz yayın evi daha çok öykü kitapları çıkartıyor bağlar adlı bir romanı var bu da romanmış bunu aldım ve bunu alırken de yayınladıkları son yeni çıkan öykü kitapları olan son yeni çıkan öykü kitapları kitabının da zaten son öyküler bunu aldım sonrasında söylemiştim ya dün Melik Şah Bey'in videosunu izliyorum diye. Videosunu izlerken e, hemen onda gördüm. iki tane kitabı durdurdum ve aldım. Bugün de geldi. Bir tanesi Hayatın Lütufları. Kendisini de görünce o kadar çok e, e, heyecanlandım ki e, otobiyografik e, de bir e, kitap. Aynı zamanda böyle roman tadında da olduğunu söyledi. Görünce nedense kitap beni çok heyecanlandırdı. E, Hayatını Değiştirmelisin diye bir kitap vardı. O da yine bu şekilde aslında yap kredi yayınlarından çıkmıştı. Benzer bir format değil ama nedense o kitap o kadar çok ama o kadar çok hoşuma gitmişti ki. Bunda da sanki Aynı lezzeti alacağımı düşündüm. Çok heyecanlandım. Aldım. Bir diğeri de şu kitabı gördüm elinde. Bu aslında hem yetişkinler için hem çocuklar için kaldırımın bittiği yer diye. Epsilon daha önce basmış ciltli ve Melih Bey söylediği şeyin aynısını söyleyeceğim herhalde hani eski basım fiyatından duruyor diye evet eski basım fiyatından zaten üzerindeki etikette 29 TL kitap 29 TL değildi tabi ama yine de şu anki şartlara göre bu şekilde ciltli bir basım olarak çok uygundu ee, onun vasıtasıyla aldığım kitaplar adına da teşekkür ediyorum başka aslında söyleyecek bir sürü şeyim vardı ama bugün nedense biraz böyle heyecanla çok konuşamadım ee, Cumhuriyetimizin 100. yılını tekrar kutluyorum ve bugün cumartesi olduğu için de mutlu sonları. Hoşçakalın.